Kenar ezmesiyle devam ediyoruz. Geldim yine şöyle basit bir plaka oluşturdum. Geldim çek dedim. Şuradan bir flanş oluşturdum. Space Claim içinde kenar ezmelerini oluşturmanız oldukça basit. Yapmanız gereken tek şey şu. Geldiniz normal flanş oluşturur gibi. Şu yöne değil, dik yönde devam edeceğim. Şurada iki tane seçeneğim çıkıyor. Birincisi bana diyor ki sen bu duvarı uzatmak mı istiyorsun sadece? Eğer bu seçiliyken tutup çekersem gördüğünüz gibi sadece flanşımın boyunu değiştirmiş olurum. Şöyle geldim geri aldım. Ama eğer siz bir kıvırım veya büküm veya ezme artık ne derseniz oluşturmak istiyorsanız gelip buradan diyeceğiz ki geçme çıkıntısı veya kıvırım. Geldim bunu seçtim ve şimdi tutup çekersem bakın. Bu arada dışına doğru yani yukarı doğru çektiğime dikkat edin. Şöyle çektim ve gördüğünüz gibi burada bir kıvrım oluştu. Yine üzerine tıkladığınızda kendisine ait opsiyonları görebiliyorsunuz. Buradan büküm payını ve de büküm çıkarma miktarını değiştirebilirsiniz. Peki gelip içine çekersem ne oluyor? Geldim, şöyle seçtim. Yine şu yönlü okumu seçtim ve buradan dedim ki geçme çıkıntısı veya kıvrım ve içeri doğru çektim. Ve bakın bu sefer de ezme yaptı gördüğünüz gibi. Bunun yine üzerine tıkladığınızda şöyle kıvrım türünü, bu arada şuradan da görebilirsiniz aynı özellikleri. Hem burada resilmede desteklenmiş özellikler var. Yine uzunluğunu, büküm payını ve büküm çıkarma miktarını değiştirebilirsiniz. Şöyle yandan bakacağım. Şöyle bakın bu bizim oluşturduğumuz hemimiz. Gelip buradan uzunluğunu örneğin dedim ki 10 olsun. Ve uzunluğunu değiştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde büküm payını ve büküm çıkarma miktarını da değiştirebilirsiniz. Gelip şöyle diğer tiplerini de inceleyelim. Geldim tıkladım üzerine. Şuradan değiştireceğim. Nereden değiştirebiliyorduk? Buradan değiştirebiliyorduk. Şu üzerine tıkladığımızdaki menüden veya buradaki kıvrım türünden. Geldim tıkladım. Dedim ki ben şöyle aç şeklinde olsun dedim. Ve bu sefer de bu şekilde bir ezmem oluştu. Yine uzunluğunu, açıklığını, büküm payı ve büküm çıkarma miktarını değiştirebiliyorum. Gelip şöyle açıklığını 5 yapayım örneğin ve gördüğünüz gibi daha büyük bir yarı çapla dönüyor. Yine gelip buradan gözyaşı diyebilirsiniz ve bu şekilde şöyle gözyaşına benzer bir şekilde ezmenizi yapabilirsiniz. Yine burada uzunluğunuzu, boyunuzu değiştirebilirsiniz. Büküm payı ve büküm çıkarmayı da değiştirmeniz yine mümkün. Yine geldim üzerine tıkladım ve son olarak şu yuvarlanmış görünümü alacağız. Ve bu da gördüğünüz gibi kendi içine doğru yuvarlanan bir köşe ezmesi bizim için oluşturuyor. Şu 5 mm'lik çap çok büyük. Bir dediğimizde şöyle güzel bir kenar ezmemiz olmuş oluyor. Gelip eğer buradan hiçbir derseniz artık bu bir normal büküme dönüştü gördüğünüz gibi. Eğer yine buradan da hiçbir derseniz standart dairesel bir parçaya çevrilecektir. Yine bunun çapıyla şöyle sanki pulla oynatıyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Köşe ezmelerini gördük. Bir sonraki eğitim filmimizde görüşmek üzere.